Yakın arkadaşlarının ve onu tanıyanların deyimiyle delinin biriydi o. Aksi gibi davranmaya da çalışmadı zaten. Başkalarının onu nasıl gördüğüyle ilgilenmediği gibi kendisi de durup ara sıra da olsa aynaya bakmadı. Ona bir hayat sunulmuştu ve daha çok o hayatı olduğu gibi eğip bükmeden, değiştirmeye çalışmadan, sormadan, sorgulamadan yaşıyor gibiydi. Ya gerçekten bir deliydi ya da hayatı bizim gibi algılamıyordu. En sevdiği arkadaşı içki şişesiydi, bir de fırçası. Bazen biri, bazen diğeri daha kıymetli oluyordu. Ama fırçasını daha çok bir şişe daha şarap alabilmek için oynatıyordu. Yalnızlığının, kimsesizliğinin örtüsüydü içkisi ve fırçası. Hayattaki tek tutanağıydı. Ama onlara bile sımsıkı sarılmamıştı. Öylesine her an bırakacakmış gibi parmaklarının ucunda. Hayatı da böyle bir çizgide yaşıyordu işte. Her an düşecek gibi, istediği zaman çekip gidecek gibi. Ama buna rağmen hem Avrupa hem de Türk sanatına damgasını vurmayı başardı. Türkiye'nin Van Gogh'u olarak anıldı. Memleketinden çok uzakta, Avrupa'nın başkentinde yaşadığı ve ölünce orada bir kimsesizler mezarlığına gömüldü. Hayatı boyunca iz bırakmak gibi bir derdi olmadı. Ama hem hayatının büyük bölümünün geçtiği bu kentte, hem de doğup büyüdüğü İstanbul'da pek çok iz bıraktı. Eserleri ve çalkantılı hayatı pek çok araştırmaya, kitaba, sergiye konu oldu. Ve sonunda bizi de peşinden buralara kadar sürükledi. Türk Van Gogh'u Fikret Mualla'nın izinden Paris'teyiz. Paris'i ve Fikret Mualla'yı bize anlatacak olansa, her ikisini de Türkiye'de en iyi bilen isimlerden Hıfzı Topuz. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Berlin. Sevgili izleyiciler, beni Paris'te filme almak istediniz. Fikret Mualla'yı anlatmamı söylüyorsunuz. Çok sevindim. Fikret benim eski arkadaşımdı. Bundan 50 küsur yıl evvel, 50-60 yıl evvel Fikret'le uzun ahbaplık ettik. Paris'te beraber olduğumuz yerlerde Türk izleyicisine Fikret'i anlatmak benim için çok sevindirici, heyecan verici bir şey. Onun için çok mutlu oldum. Yani bu filmin, bu belgeselin sizleri ilgilendirmesini diliyorum. İnşallah düş kırıklığına uğramazsınız. Fikret Mualla'nın hayatı resimleri kadar renkli miydi? Yoksa resim boyalarının oyunu mu bu? Yaşadıklarını mı çizdi, çizdiklerini mi yaşadı? Yoksa hep her an düşecek gibi çizgide mi yaşadı? Fikret Mualla'nın yanlışlıklarla, çelişkilerle dolu hayatı aslında ta doğumuyla bugün bir virane olan Moda'daki işte bu konakta 1903 yılında başladı. Hiçbir zaman kendisinden beklenenleri değil, kendi istediklerini vereceği, Duyun-u Umumiye Müdürü Mahmut Ekrem Bey'in ilk erkek çocuğu olarak dünyaya gelmesinden belliydi. Zira annesi bir kız çocuğu bekliyordu. İşte bu yüzden ismini hem erkek hem kız çocuklarına verilen Fikret Mualla koydu. Mualla'yı bir kız çocuğu gibi yetiştiriyordu. Hem ismi hem yetiştirilme tarzı ilerleyen yaşlarda kadınlarla olan ilişkilerini de etkiledi. Saint Joseph'te okurken biraz da Fenerbahçe'de forvet oyuncusu dayısının da etkisiyle futbolcu olmak istiyordu.
Ama Fenerbahçe kayalıklarında geçirdiği bir kaza sonucu sakat kalan ayağı, ismi gibi ömür boyu bir talihsiz yazgı olarak kaldı. İlerleyen yıllarda topallayan sadece ayağı değil, hayatı da oldu. Kendini resme verdi. Resim öğretmenliği yaptı. İlk akıl hastanesine düşüşü de resim yüzünden oldu. Beyoğlu'nun arka sokaklarında kafaları çekerken gördüğü Atatürk resmine "Bu ne biçim resim?" diye söylenmeye başladı. Kısa süre sonra kendini önce Atatürk'e hakaretten karakolda, sonra da akıl hastanesinde buldu. İlk akıl hastanesi deneyimini oda arkadaşı Neyzen Tevfik'in ve diğer arkadaşlarının resimlerini yaparak atlamaya çalıştı. Bir de yazdığı mektuplarla, özellikle yakın arkadaşı Fikret Adil'e. "Tam 9 aydır bir sürü serseri ve hergele içinde bulunuyorum. Bir kere olsun beni sorup aramaya gelmediniz. Boşuna yatıyorum. Sıhhatçe demir gibiyim. Beni kurtar Kabilse." Bu Fikret Mualla'nın ilk akıl hastanesine yatışıydı ama son olmadı. Kısa süre sonra yerleştiği Paris'te de birçok kez akıl hastanesinde yattı. Fikret Mualla Paris'e giderken geride neredeyse hiçbir şeyi bırakmamıştı. Kendisinden kaptığı griple hayatını kaybeden annesinden sonra bir başka kadınla evlenen babası da çoktan hayata gözlerini yummuştu. Ardında bıraktığı tek kardeşinin bir uçak kazasında öldüğü haberini Paris'e yerleştikten kısa bir süre sonra aldı. Babasından kalan mirası birkaç ay içinde yedikten sonra kendini tekrar resme verdi. Zira resimden başka yapmayı bildiği bir şey yoktu. Resmi de artık çoğu zaman zevk için değil, karnını doyurmak için yapıyordu. Daha doğrusu içki parası için. Daha iyi bir hayat umarken içki, akıl hastaneleri ve karakollar arasında geçecek bir hayatın ilk adımları çoktan atılmıştı. Fikret Mualla'nın 1952 yılında oturduğu bina. Bunun en üst katında bir odada kalıyordu Fikret. Ben Fikret'i ilk burada gördüm. Galiba Kasım 1952 idi. Paris'e yeni gelmiştim. Demek ki 57 sene evvel. Buraya geldim. Fikret'in burada olduğunu biliyordum. Ve Avni'ye sordum. Dedim ki ben Fikret'le konuşmak istiyorum dedim. Ne yapayım? Vallahi diyor, pek konuşmayı sevmez dedi. Hele gazetecilerden falan çok ürker, konuşmaz dedi. Sonra yani siz ters terse kusura bakma dedi. Geldim, telefon falan da yok, zaten telefonu da yoktu. Doğru yukarı çıktım, kapıyı çaldım. Bir adam kapıyı açtı. Böyle peşmürde kılıklı, üzerinde bir hırka. Hırkanın üzerine şeyden iliklemiş bir kancalı eliyle. Ben dedim ıps topuz. Gazeteciyim, akşam gazetesinden geliyorum buraya. Eskiden konuşmak istiyorum. Ha buyurun, buyurun efendim dedi. Gayet hiç sertleşmek ne demek, gayet büyük bir kibarlıkla beni içeri aldı. Onun da dayısının soyadı Topuz'muş. Hikmet Topuz benim dayım dedi. Akraba olur muyuz acaba dedi. Hayır dedim, ben tanımıyorum Hikmet Topuz dedim. O deniz yollarında çalışıyormuş. Girdik böyle bir oda. Odada bir yatak. Yatağın üzeri karmakarışık. Bir tarafta bir masa. Masanın üzerinde elma falan duruyor. Bir iki natürmort yaptığı resimler var. Ondan sonra duvardan bir duvara bir ip gelmiş. Onun üzerine çamaşırlarını yıkamış, asmış. Buyurun dedi. Ben böyle bir yere sıkıştım. Ve başladık konuşmaya. Böyle heyecanlandı bir Türk görünce karşısında. Uzun zamandır yani böyle bir tanıdığa rastlamamışlar. Bir Türk'e rastlamamıştı galiba. Sonra benden bir resim alın dedi. Ben dedim ya burada öğrenciyim, resim alacak şeyim yok yani. Akşama ya röportaj yapıyorum ama asıl buraya öğrenci olarak geldim dedim bana. Ziyare yok dedi. Kaç para var cebinizde dedi. Yani benim cebimde 10 frankım vardı. 10 frank ne demek? Bugün 2 avro etmez, 2 euro karşılığı. Bunu ben vereyim size dedim. Hay hay dedi, bunu aldı.
Ve ondan sonra bir resim seçti, bir resim seçti. Bunu buyurun dedi. Aman dedim, ben sizden dedim bir eskiz beklerdim. Böyle bir şey olur mu dedi, bunun değeri. Hayır hayır, bu gayet iyi dedi. O resim benim hala Paris'te odamda durur. Onu verdi. Şimdi dedi, gelin aşağıda bir kahveye gidelim dedi. Orada konuşalım dedi. Benim de burada size ikram edecek hiçbir şey yok dedi. Şarap falan da yok dedi. Aşağı indik. Orada iki şarap söyledi. Bir pakette jitan sigarası aldı. 10 frangı verdi. Yani 2 euroyu. O da orada hemen harcadı. O zaman başladık ahbaplıyor uzun uzun. Bu fotoğraf Hıfzı Topuz'un 1952 yılında Fikret Mualla ile ilk tanıştığı gün işte bu binanın 5. katında çekildi. Restorasyon için kurulan iskeleti saymazsak aradan 50 yıl geçmesine rağmen ne apartmanda ne de sokakta değişen bir şey var. Aslında Paris'te değil 50 yıl öncesinin, yüzlerce yıl öncesinin izini sürmek bile çok kolay. Zira sokak isimleri, hatta apartmanların numaraları bile aynı. Paris Grand Berge, Paris Vin Berge, Paris je t'emmène en goguette, sur mon cadre de bicyclette. Bugün Paris sokaklarında gezerken hemen herkesin hissedeceği ortak duygu herhalde şudur. Avrupa'nın başkenti burası. Bugüne kadar Kentler ve Gölgeler'de sizi Avrupa'nın pek çok farklı şehrine götürdük. Hepsi de birbirinden güzeldi. Ama Paris hepsinden çok daha farklı. En büyük farkı da belki de güzellikleri içine sindirmiş olması. Bütün bu güzelliklerin Avrupa sanatının, siyasetinin, tarihinin başlangıç noktası olması. Bu yüzden de ben buradayım diye bağırmıyor, sesini yükseltmiyor şehir. Ama her şeyiyle kendini hissettiriyor. Onu görmeye gelen herkesi sessizce ve kendinden emin kucaklıyor ve bir daha bırakmıyor. Dünya sanatına damgasını vuran pek çok sanatçıyı, Fikret Mualla'yı ve Hıfzı Topuz'u olduğu gibi. Paris la guerre, Paris misère, Paris décomposé qu'on viole, Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié. Paris'in benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ben Galatasaray'da okudum. Fransız kültürüyle yetiştim. O bakımdan bütün gençlik yıllarımda içimde bir Paris hayranlığı vardı. Hatta şunu da söyleyeyim. Benim bugün Paris'te kaldığım yerde, yerin köşesindeki otelde babam kalıyormuş. Bundan 95 sene evvel. Yani o zamandan itibaren benim bir Paris şeyim var galiba. Bir Paris ilgim öyle başlıyor sanıyorum. Paris elbette bir kültür merkeziydi, bir sanat merkeziydi. Benim gençliğimde yani biz kültür haberlerini Paris'ten alırdık. Fransız gazeteleri, Fransızca kitaplar. Bunlar bize birçok şey öğretirdi. Ve onun etkisinden kolay kolay kurtulamadık elbette. Paris benim için bir kültür ve sanat kaynağı oldu. Bugün Paris'e geldiğim zaman aynı havayı yeniden teneffüs ediyorum. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qu'est ma boule, joli mum. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli mum. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli mum. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli mum. Şimdi sevgili izleyiciler, Paris'te Saint-Germain-des-Prés'deyiz. Saint-Germain-des-Prés, Paris'in en ünlü yerlerinden biri. Burada birkaç kahve var. Şimdi biz Café de Flore'da oturuyoruz. Şimdi bunun önemi şu, Café de Flore'un egzistansiyalizm benim bildiğim buralarda doğdu. Yani egzistansiyalizm okulu. Ki egzistansiyalizm deyince akla tabii Sartre geliyor. Burası Sartre'ın sürekli devam ettiği bir kahveydi. Sartre deyince o zamanki bütün egzistansiyalistler var. Greco'lar, bilmem onun çevresi, Montanlar falan buraya gelirlerdi. Başka kimler bu kahveye gelirlerdi? Benim hatırladığıma göre Tristan Sara çok sık buraya gelirdi. Sonra buraya gelenler arasında Prévert vardı.
Prever de buraya gelirdi sık sık. Elvar, Prever, Aragon, ondan sonra Picasso, Sartre, onların buluştukları yerdi burası. Bu kahvenin önemi öyle bir yerde. Türklerden buraya, ana Abidin buraya zaman zaman uğrardı. Hatta Nazım buraya geldiği zaman ikinci ya da üçüncü gelişindeydi. Otel Jacob'ta kalmıştı. Ben Nazım'ı ilk bunun arkasındaki otelde, sokakta ve otelde görmüştüm. Orada buluştuk ilk defa Nazım'la. Bu bakımdan bana burası Nazım'ı, Abidin'i, Sartre'ı, ondan sonra Prever'i, Elvar'ı falan hatırlatan bir yer. Burası hiç bir zaman itibarından kaybetmedi. Her zaman çok ünlü bir yer ve daha sonraları burası turist akımına uğradı. Bu kafeler Paris'i güzelleştiren ve biraz da Paris'i Paris yapan unsurlardan biri. Ama aynı kafeleri güzel ve özel kılansa, içtiğiniz kahveden çok buralara gelen sanatçılar, bu masalarda oturan edebiyatçılar. Yüzyılın başında Picasso'dan Dali'ye kadar pek çok sanatçı ve dönemin edebiyatçıları bu kafelerde oturdu ve bir anlamda sanat buralardan doğdu. Ancak Café de Flore gibi Saint-Germain'in ünlü kafeleri biraz daha ismini duyurmuş, biraz daha parası olan sanatçıları ağırlıyordu. Ancak Fikret Mualla'nın ne buralara gidecek parası ne de nüfuzu vardı. O kafelere daha çok ısınmak, bir de parasız kaldığı resimlerini satmak için uğrardı. Alan olursa 5-10 franka satar, olmazsa bir şişe şarap karşılığı garsonlara verirdi. Sevgili izleyiciler, şimdi Montparnasse'deyiz. Montparnasse, Fransa'da sanatçıların, ressamların, şairlerin, yazarların yaşadığı, gidip geldikleri kahvelerin bulunduğu bir semt. Burada 4 büyük kahve var, kahve, lokanta. Biri önünde durduğumuz Kupol. Burası bütün yazılarda adı geçer, meşhur Kupol kahvesi. Bunun karşısında Select var. Select 1952'lerde falan bizim her zaman buluştuğumuz bir kahveydi. Oraya Abini gelirdi, Abidin gelirdi, Mübin gelirdi. Bütün ressamlar en çok bu kahveye gelirlerdi. Onu geçer geçmez Rotond kahvesi var. O da o saydığım 4 kahvenin biri. Yani bazı insanlar buralara gelirdi, bazıları öbür tarafa giderlerdi. Ama Fransız ressamlarının da bulunduğu, oturdukları, tartıştıkları, kavga ettikleri yerlerden biriydi. Ondan sonra önümüzde Dom kahvesi var. Dom kahvesi bunların içinde en lüks olanıydı, en seçkinlerin gidip geldiği yerde. Ve daha pahalıydı burası. Fikret'in burada bazı hikayeleri vardır. Fikret bir gün geliyor, burada bir şeyler ısmarlıyor. Sonra parasını veremiyor. Yaka paça buradan atılıyor dışarı. İşte meşhur Dom kahvesi bu. Tabii görüyorsunuz şimdi çok lüks bir lokanta oldu. O zaman böyle değildi. Sıradan insanların da gidebileceği bir yerdi ama Fikret oraya da pek gidemiyordu. Tasse à thé, un sucrier, deux jambes croisées, les femmes, un sac à main, un trois quarts d'un, diront Guerlain, les femmes, tout en croco, tout en tout pour là-haut, tout en croco, les femmes, je veux. Burada iki bar var önemli olan, biri Boule Blanche, biri Venüs. Şimdi hala var mı bilmiyorum, benim söylediğim 50 sene evvel. Biz o zaman böyle bara, yani gece kulüplerine gelecek durumda değildik. Nereden yani? Gelirimiz neydi, kaç para harcayabiliyorduk falan. Ama üniversitede, öğrenciydim ben o zaman, üniversiteden bize kart verirlerdi. Kart bedavaydı. Mesela bu barlar kaçta açılıyor geceliğin? Yani saat 10'da açılıyor ama müşteriler 11'de, 12'de gelmeye başlıyorlar. Bale var, çıplaklar var, kadınlar falan, böyle gayet ilginç şeylerdi.
Ama turistler geldiği zaman burada bir kalabalık görsün istiyorlardı bar sahipleri. Ve üniversiteye bilet veriyorlardı. Üniversite öğrencileri oraya bedava geliyorlardı. O karttan geliyorduk. Orada bir içki, diyelim bir euro bile değildi, daha ucuzdu. Bir franktı yani. Bir euronun altında biri fiyatınaydı. Biz oturuyorduk. 5 kişi, 6 kişi dansa falan kalkıyorduk. Müthiş eğlenceli. Böyle bir canlılık oluyor. Turist de geldiği zaman bir de bakıyor ki burası Fransızların geldiği, gençlerin geldiği bir yer diyorlardı. Geliyorlardı. Şimdi ne oluyordu bazen? Arkadaş bir bira içiyor mesela, değil mi, o kuponla. Hızını alamıyor, bir bira daha isterse onun 20 misli fiyat geliyor. Yani birincisini sen yani bir franga içiyorsun, ikincisine 25-30 frank veriyorsun. Böyle kasık yiyenler de oluyordu. O yıllarda Paris sokakları bir açık hava atölyesi gibiydi. Özellikle Montparnasse ve Saint-Germain'in arka sokakları galeriler, atölyeler ve resim tüccarlarıyla doluydu. Paris, tüm dünya sanatçılarının göz bebeğiydi. Kendini arayan, bulan, ismini duyurmak isteyen ya da çoktan ünlenmiş pek çok sanatçının ilk hedefi Paris'te olmaktı. Pek çok sanatçı da Paris'te var oldu. O yüzden pek çok Türk sanatçının da göz bebeğiydi Paris. Kimi devlet desteğiyle, kimi de devletten kaçmak için buradaydı. Ama Paris'te sanat çevrelerine kabul edilmek kadar hayata tutunmak da kolay değildi. Dosyasını kolunun altına alan Fikret Mualla da resimlerini modern sanatın doğduğu Rue de Seine sokağında ya da Bougie'deki pazarlarda satıyordu. Paris'in pazarları Mualla için sadece resimlerini sattığı değil, yaptığı yerlerdi de. Ne isterlerse onu yapıyorum. Geçen gün bir tanıdık iki natürmortla bir peyzaj sipariş etti. Şimdi onları hazırlıyorum. Mutlaka figüratif veya mutlaka somut yapacağım diye bir endişem yok. Ne isterlerse onu yapıyorum. Bütün akımların dışındayım. Boynunu eğ diyorlar. Eğmiyorum, yağma yok. Ne ileri gidiyorum ne geri. Orta yerde kalıverdim. Bakın arkadaşlar, burası Bastille Meydanı. Bastille 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin yapıldığı yer. Yani burada Bastille'de şu meydanda büyük bir hapishane var. Eski resimlerde görürseniz yüksek duvarlar. İhtilalciler buraya geliyorlar ve buraya saldırıyorlar. Burada kanlı çarpışmalar oluyor. Bastille yıkılıyor. Bastille yıkıldıktan sonra buradan bu caddeden, orası Rivoli Caddesi, oradan Louvre'a doğru yürüyorlar. Onun için burası çok tarihi bir yer. Sonra burada bu hapishanenin olduğu yer baştan aşağı yeniden yıkıldı ve buraya bir özgürlük anıtı yapıldı. Bu da bütün 1830'da yapıldı burası. Burası üzerinde de İsrail'de burada ölenlerin isimleri falan yazıldı. Burada Paris'in eskiden çok gezilen bir yeriydi burası. Şimdi pek farkına varmıyor turistler. Başka yerlere gidiyorlar, buraya gelmiyorlar. Burada bir de pazar kuruluyor pazar günleri. Şimdi oraya doğru gidelim yavaş yavaş isterseniz. Fikret benim bildiğim pazar yerlerini de dolaşırdı. Bu pazara da gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Fikret'in resimlerinde buna benzeyen görüntülerde var. Şimdi bu Bastille Pazarı Paris'in en canlı pazarlarından biri. Çok kalabalık olur burası. Burada satıcıların bir kısmı Kuzey Afrikalıdır. Yani Faslılar, Tunuslular, Cezayirliler falan vardır. Pazarda böyle sebze, meyve çok çok ucuzdur yani. Bazı şeyler marketlerdekinin 1/3, 1/4 fiyatındadır buradaki şeyler. Bunlar, bakın şu gördüğünüz, mutlaka Kuzey Afrikalıdır. Bunlar herhalde
Vous êtes au Liban ou oui. Lübnanlı gördün mü? C'est pour la télévision turque. Oui, la spécialité libanaise. Oui, qu'est-ce que vous vendez? Ouais. On vend des sandwichs falafel, les végétariens, l'ahmacun, les libanais. Ouais, l'ahmacun. Et les baklava. Et baklava görüyor musun? Ouais, bütün bunlar Lübnan tatlıları. Les spécialités libanaises à Paris. Ouais. Zaatar ou zeyt. Ah, zeyt. Oui, zeyt, c'est-à-dire l'huile d'olive. Ah bon, zeytin. Oui. Zeytun. Zeytun, l'huile d'olive. Ah bon, tiens, je ne savais pas. Bon, allez, bon courage. Bonne journée. Yani şimdi Lübnan'da zeyt, zeytinyağı demekmiş. Zeytun, zeytin demekmiş. Ben zeytin, zeytinyağı olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Görüyorsunuz işte burada her milletten insanlar var. Ve pazar çok renkli ve çok canlı. Bu arkadaş Bulgaristan'dan gelmiş. Bulgaristan'ın Sofya yakında bir köyden. Ama diyor ki bizim köyde çok Türk var diyor. Ve Türkçe konuşmasını da biliyor. Bu pazarları buraya gelir. Bundan biz ahbaplık ederiz. Türkçe şarkılar, türküler söyler. Söyle bakalım şimdi Kırmızı Dökkü'yü. Tuna boyunda bir çadır. Çadırın altında oynar Zineyebi. Mavi mantusu, sarı fistanlı. Zineb'im Zineb'im oynak Zineyebi. Zineb'im Zineb'im şapkın Zineyebi. Bana da yoska. Fikret Boğan'ın resimlerinde pazarlar çok yer alır. Yani ne olurdu, o pazarları dolaşırdı, orada resimler yapardı. Kadınlar ellerinde torbalar falan böyle dolaşırlardı oralarda. Ve Fikret'in resimlerine çok konu oldu pazarlar. Görüyorsunuz burada bütün işte bizim fıstıklar, zeytinler falan hepsi var zaten. Akdeniz ve Yunan şeyleri diyor, ürünleri diyor. Ya yok yok, burada gördüğünüz şeyler normal olarak çarşıda, pazarda bunun 3, 4, 5 katı fiyatına. Ve yok yok, buralarda çok canlı bir yer. Burada bakın şeyler, her partinin bildirileri dağıtılıyor, satılıyor. Genellikle sol örgütlerin bildirileri satılır. Komünistler, sosyalistler, anarşistler, onların bildirileri dağıtılır burada. Fikret Muhalla'nın tablolarında en çok yer verdiği unsurlardan biri de insanlardı. Canlı insan resimleri, pazarda, sokakta, parkta. İşte o yüzden de en çok uğradığı mekanlardan biri Lüksemburg Parkı'ydı. Sevgili izleyiciler, şimdi Paris'te Lüksemburg Parkı'ndayız. Lüksemburg Parkı, Lüksemburg'da Senato'nun olduğu sarayın bahçesi. Çok eski bir park burası. Burası çok kalabalık olur. Biraz da pazar günleri böyle kaynar, koşucular gelirler. Diğer günler daha oturmaya gelirler. Kadınlar, çoluk çocuk dolaşmaya gelirler buraya. Ve buranın bir özelliği de parkın gayet renkli olması. Ve Fikret buraya çok gelirdi. Fikret burada oturan insanların bol bol resimlerini yapmışlar. Fikret Muhalla resim yaparken adam bulması kolay değildi. Sokakta birinin karşısına geçip resim yapamazdı. Ama parka geldiği zaman parkta oturan insanlar var. Onlar hep manken gibi onların bol bol resmini yapardı. Zaten elinde onun böyle bir defter olurdu. Deftere eskizler çizerdi. Hatta Fikret burada resim yaparken bazen başına insanlar dikilir seyrederlerdi. Ve almak isterlerdi. Resimlerini o zaman 5 franka satardı. 5 frank nedir biliyor musunuz? Bugün 1 euro karşılığı, 1 euro, avro karşılığı. Burada resim de sattığı olurdu Fikret'in. Bir de buranın başka bir şeyini anlatayım. Bakın burada işkembeler, koltuklar var. Bunlar, bu koltuklar paralıdır. Yani hava güzel olduğu zaman boş işkembe bulamazsınız burada.
Fikret Mualla'nın resimlerindeki en güzel şeylerden biri de renkleriydi. Renkleri özgürce istediği gibi kullanıyordu ve rengarenk resimler yapıyordu. Oysa pek renkli bir hayatı yoktu. İstanbul'da büyük bir konakta ama çelişkiler içinde başlayan hayatı Paris'te de öyle devam ediyordu. Bir yanlış anlaşılma sonucu ilk akıl hastanesine yatışı sırasında edindiği polis fobisi burada da devam ediyordu. Kafasının iyi olduğu bir zamanda bir Fransız polisine saldırınca soluğu yine akıl hastanesinde aldı. Ancak bu ne ilk ne de sondu. Bundan 150 yıl önce manastır olarak inşa edilmiş Saint-Anne Akıl Hastanesi, Fikret Mualla'nın ikinci evi gibi olacaktı. Her seferinde de onu buralardan Abidin Dino kurtarıyordu. Sevgili izleyiciler, şimdi Saint-Anne Hastanesi'ndeyiz. Fikret Mualla galiba 1950'li yılların sonlarında buraya kaldırılmış. Akli dengesi her zaman düzgün değildi Fikret'in. Yine böyle bir şey zamanında buraya geliyor. Burada yaptığı resimler var. Bu bahçede yaptığı 1000 resim var Fikret'in. Ya onlar, hatta kara kalem resimler çizmiş burada. Hastanede birkaç hafta kalmış ve çok üzülmüş, çok sıkıntı çekmiş. Ve Abidin öğrenmiş burada olduğunu, aramış bir ara Abidin onu. Hatta demişler ki, abi Fikret serseri oldu, köprü altlarında falan kalıyor demişler. Abidin gitmiş köprü altlarını falan da aramış, bulamamışlar. Sonra öğrenmişler burada olduğunu. Burada bulmuşlar, Abidin buradan çıkartmış. Ama burada Fikret'in yani böyle çok acı çektiği günler, işte bu burada yaptığı bir kara kalem resim var. O zaman yanında yağlı boya takımı da yok, guaş falan da yok. Yani deftere resimler yapmış burada. Ve bana bu tabii Fikret'i hatırlatıyor burası. Ama Saint-Anne Hastanesi Fransa'nın ünlü hastanesi denen bir Camille Claudel, biliyorsun. Camille Claudel, Rodin'in sevgilisi, heykeltıraş meşhur. O da burada yatmış. Camille Claudel de burada yatmış. Hatta burada bir yere onun adını vermişler. Camille Claudel Bulvarı demişler. Sonra Berlioz'un adı var burada. Berlioz da demek ki bir ara burada yatmış. Meşhur besteker. Burası ya Paris'in göbeğinde, merkezinde çok ünlü bir hastane. Ünlü insanların burada gelip buradan gelip geçtiğini biliyoruz. Fikret Mualla'nın Paris sanat çevrelerinde iyi bir intiba bıraktığı söylenemezdi. Adeta bir serseri hayatı yaşıyordu. Paris'e adım attığı 1939 yılının üzerinden 20 yıl geçmiş ama henüz bir sergi açamamıştı. Kendisinin gizli bir hayranı olan Profesör Franz Bertin adında bir koleksiyoner, Fikret Mualla'nın sergisini açmaya karar verdi. Ama bir tek şey karşılığında, serginin açılışında orada olmayacaktı. 1959 yılında açılan bu sergi onun için şans oldu. Ardından ard arda sergileri açılacaktı. Ancak Franz Bertin'in dışında kendisini keşfedenlere bozuktu. Uzaktan akrabası, eski aşkı Semiha Berksoy'a yazdığı bir mektupta üzüntüsünü biraz da sinirle şöyle yazdı. Tablo tüccarları hepsi Yahudi. Bunlar kasıp kavuruyor. Hem çalıştırıyor, bir hesap bir kitap üstüne bile beni borçlu çıkartıyor. Heriflerde sıkılma falan gibi bir şey nanay. Haysiyetime dokunuyor. Kuvvetim de yok bunlara karşı herhangi bir şey yapmaya. Astıkları astık, kestikleri kestik. Yumurtlayıp duruyorum. O artık Fikret Mualla Saygı değil, Paris'te az buçuk olsa da tanınan Fikret Mualla'ydı. Onun açısından değişen çok bir şey yoktu ama sanattan anlayan çevreler yavaş yavaş da olsa Mualla'yı keşfetmeye başlamışlardı. Bunlardan biri de Madame Anglaise'di. Burası Rue Léon Jost, burası Otel Monceau. Adı değişmiş şimdi, Astruc olmuş ama sordum büroya,
Moso Astürk diyorlar. Eski adında kullanılıyor ama tabelaya koymamışlar. Ben 1959'da Paris'e geldim. UNESCO'ya girdim. Girdiğim zaman Fikret'i aradım. Fikret'in bu adreste olduğunu öğrendim. Buldum. Zaten mektuplaşıyorduk da. Akşamları burada kalıyordu. Artık o sefil hayatı bitmişti. Madame Angeles'i tanımıştı. Madame Angeles kendisini bu otele yerleştirmişti. 1959'da yani bu otelde kalıyordu. Ama genelde dışarıda köşede bir restoranda yemek yiyordu. Orada yemek parası da birikiyor. İçki vermiyorlardı kendisine. Madam ödüyordu buradaki otel parasını. Buraya geldiği zaman Fikret'i buldum. Fikret çok sevindi yeniden buluştuğumuza. Ve ben yıllarca, birkaç sene galiba, yani 59'dan 62'ye kadar buraya gelen Türkleri, Fikret'i tanımak isteyenleri buraya getirdim. Mesela Bedri Rahmi'yi buraya getirdim. Burada Fikret'le buluştular. Tevfik Kent vardı, eski arkadaşı. Onu da buraya getirdim. Burada buluştular. Buradaki hayatı işte bir şeye kadar sürmüş galiba. Ben 62'de Kongo'ya gittiğim zaman irtibatı kaybettik ve döndüğüm zaman artık buradan ayrılmıştı. Madame Angeles yanına almış bir süre 62'de. Ondan sonra da kendi Reyhan'daki evine göndermişti Fikret Mahallay. Burası benim için tarihi bir yer. Fikret'in yaşadığı ve mutlu olarak yaşadığı bir yer. Çünkü o sefaletten kurtulmuştu. Otel parasını adam ödüyordu. Çok iyi bir yaşamı vardı ama içki içemediği için biraz sıkıntıdaydı. Fikret mektup almaktan çok hoşlanırdı. Burada çok az insanla görüşüyordu. Tanıdıkları mektup yazarsa seviniyordu. Hatta kendisi bazen başka yere gittiği zaman dönüşte o gittiği yerlerden kendisine mektup yazıyordu. Buraya geldiği zaman otelde kendisine yazılmış kartlar buluyordu. Yazan kendisiydi. Çok seviyordu kendi kartlarını bulduğu zaman. Benden de hep mektup kart isterdi, pulları saklardı, pul isterdi. Böyle bir mektuplaşmaya merak vardı. O zaman tabii böyle internet haberleşmesi yoktu. Mektuptan haberleşiyordu insanlar genelde. Telefon da pahalıydı, telefonla da haberleşilemiyordu. Mektup en yaygın iletişim aracıydı. Son koruyucu meleği Madame Angeles'in zoruyla ama biraz da kendi isteğiyle Fransa'nın bir köyüne, Reyhan'a yerleşti. Madame Angeles'in onun için ayarladığı bir evde kalıyor, tüm yiyeceğini içeceğini Madame Angeles karşılıyordu. Bunlarla birlikte bir miktar para karşılığı Fikret Mualla da ona resim yapıyordu. El altından arkadaşlarına verdiği resimleri saymazsak, Madame Angeles kendisinin dışında kimseye resim satmasını yasaklamıştı. Hayatının belki de en güzel günlerini yaşıyordu. Parası vardı, karnı toktu, fakat içki sınırlıydı. 19 Temmuz 1967 günü, fırtınalı bir hayatın ardından gözlerini yumdu. Nihayet sükunete kavuşmuştu. Son yıllarını geçirdiği Alp Dağları'nın eteklerinde bir kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. 1974'te Karacaahmet'e getirilirken Reyhan'daki mezar taşı arkadaşlarına hatıra kaldı. Sevgili izleyiciler, bugün Paris'te benim 1952'de Fikret Mualla'yı tanıdığım yerde, evde çekime başladık. Ondan sonra Fikret'in yaşadığı yerleri gördük teker teker. Benim Fikret'te Paris'te olan anılarımı anlattım. Bir de şunu söyleyeyim, Fikret'i ben en son ne zaman gördüm? 1968 yılıydı galiba. Fikret Reyhan'a gitmişti. Yani Madame Angeles onu Reyhan'da, Fransa'nın güneyinde, Nice'ye yakın bir yerdeki evine götürüp kapatmıştı. Orada evine ayırdı. Bir de kadın kendisine bakıyordu. Yine Fikret mutluydu ama hastalanmıştı. Tanınmayacak hale gelmişti. Karnı şişmişti. Yüzü şişmişti. Ağırlaşmıştı. Ve içi de içemiyordu. Ama içerse gizli içiyordu.
Biz Fikret'i görmeye karar verdik. Kalktım ben o zaman üstün daha arkadaşım o. Ve Doktor Safter Terim, o da benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Üçümüz beraber Reyhan'a gittik. Reyhan'da Fikret'e yazdım geleceğimizi. Bizi karşıladı, çok mutlu oldu. O akşam onu bir lokantaya götürdük. Orada bizden beraber şarap içti. Sonra geç vakte kadar konuştuk, eğlendik. Gece ben orada Reyhan'da ufak bir otelde kaldım. Ertesi sabah yeniden buluştuk. Artık İstanbul'a gelmeyi düşünüyordu ama korkuyordu. Zaten gücü kalmamıştı ve ayrıldık. Yani yine gözleri yaş içindeydi Fikret'ten ayrıldığımız zaman. Bu son görüşüm oldu. Sonra Fikret'ten mektuplar aldım. Anlata anlata bitiremiyordu ne kadar mutlu olduğunu. Bir süre sonra Fikret orada hastalanmış. Orada Monask diye bir kasaba var Reyhan'ın yanında. Orada hastaneye kaldırılmış. Orada ölmüş. Öldüğü zaman da kimsesi yoktu başında. Orada bir Çinli kadın, bir Japon kadın buna bir mezar taşı yazmış. Fikret Muhalla diye. O taşı mezarının başına koymuşlar. Oraya gömüldü Fikret Reyhan'da. Manosk'ta. Ölümü öğrenildikten bir süre sonra sevgili Hasan Esat Işık, Dışişleri Bakanı'ydı. Zaten Fikret'i tanımıştı vaktiyle 1940'lı yıllarda burada biz konsül olarak görev yaptığı zamanlarda. Onun tanıdığı için de anıları vardı. Fikret'i Türkiye'ye cesedini getirmek istedi. Ve oradan bir tapuda kondu kemikleri. Paris'e getirildi. Oradan uçakla İstanbul'a nakledildi. Orada Karacaahmet mezarlığında bir mezara gömüldü. Orada yatıyor Fikret. Bugün Fikret'i anlatmak benim için çok neşeli oldu. Çok hem üzünlü hem neşeli oldu. Toplantıyı bitirirken şimdi Sorbonne meydanındayım Paris'te. Sağımda Auguste Comte'un heykeli duruyor. Auguste Comte bizde bütün iddiatçılara, Osmanlı aydınlarına yön veren, yol gösteren ilerici bir insandı. Auguste Comte deyince bizim iddiatçıları ve aydınları düşünmemek elde değil. Onları bu Place Sorbonne'da Mayıs 68 olayları oldu. Onu da unutmak mümkün değil. Burada onları yaşadık. Onun heyecanını yeniden yaşadım. Sevgili meslektaşlarım, televizyon çekimcileri, yapımcıları, bana bu fırsatı verdiniz. Beni 50-57 yıl öncesine götürdünüz. Sizden beraber o günde yeniden yaşadım. Çok mutlu oldum. Sevgili izleyiciler, hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Fransa'da tek başına öldü. Kimsesizler mezarlığına gömüldü ama doğduğu konak bugün memleketinin evsizlerine ev sahipliği yapıyor. Fikret Muhalla'nın izinde İstanbul'da, Paris'te, akıl hastanelerinde, kafelerde, barlarda, onun yürüdüğü sokaklarda dolaştığınızda anlıyorsunuz ki çok da keyifli bir hayatı olmadı. Kimi zaman Sen Nehri'nin kıyısında, kimi zaman ısınmak için girdiği kafelerde, kimi zaman kirasını başkasının ödediği evlerde siyah beyaz bir hayat yaşadı. Rengarenk resimler yaptı. Hayal ettiği dünya, yaşadığı değil, boyadığı tuvaller oldu. Resimleriyle yaşadığı hayat arasındaki tek ortak nokta, ikisinin de özgür olmasıydı.